İzmir'deki orman yangını sırasında Türk Hava Kurumu'na ait uçakların kullanılmaması tartışma konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türk Hava Kurumu'nun uçuşa elverişli sertifikalarına güvenmediğini açıkladı. TGT Haber, o çok tartışılan uçakların olduğu Etimesgut'taki hangara girdi, yangın uçaklarının gerçek durumunu yerinde görüntüledi. Beyefendi, niye bizi çekiyorsunuz? Kim karaktersiz? Uçakları niye kaçırdınız? Gel. TGT Haber çekim için geldi. Türk Hava Kurumu bozuk uçakları hangara kaçırdı. İzmir'deki orman yangını sırasında Türk Hava Kurumu'na ait yangın söndürme uçaklarının kullanılmaması tartışma konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli uçakların eski ve güvenliksiz olması nedeniyle tercih edilmediğini vurguladı. El altından 20 tane uçağımız var diyorlar. Hani neredeymiş o 20 tane uçak? 6 tane apronda uçak gözüküyor. 3 tanesinin motorların içine kuşlar yuva yapmış. Motor yok, motor. TGT Haber tartışma konusu olan o uçakların olduğu Etimesgut'taki hangarları görüntüledi. Çekim yapılacağını anlayan Türk Hava Kurumu personeli apar topar bozuk uçakları hangara çekti. O sırada bir THK görevlisi de ekibimize hakaret etti. Beyefendi, niye bizi çekiyorsunuz? Öyle uzaktan atmayla olmuyor, fotoğraf çekmeyle olmuyor. Bakın, evet, Türk Hava Kurumu'nun çalışmayan uçakları şimdi biz burada görüntü alacağız diye hangara çekiliyor. İkisi çekildi ve biri de şimdi çekiciye bağlanıyor. Birazdan da içeri çekilecek. Türk Hava Kurumu 20 uçakla Avrupa'nın en büyük yangın söndürme filosuna sahip olduğunu iddia etmişti. Ancak hangardaki görüntüler THK'yı yalanlıyordu. Uçaklar gerçekten içlerinde motoru olmadan kaderine terk edilmişti. Bozuk uçakların görüntülenmesinden rahatsız olan THK yönetimi bu kez şov yapmaya çalıştı. 20 yangın söndürme uçağına sahip olduğunu ve bunların sorunsuz çalıştığını iddia eden THK yalnızca 2 uçağı havalandırabildi. İzmir'deki yangında yetersiz kalan THK'nın uçakları şimdi TGRT Haber buradaki hangarları görüntülemeye geldiği için havalandı. İkisi bir sulama gösterimi gerçekleştirecek. Şimdi buraya doğru pike yapıyorlar. Zaten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de en fazla 2 ya da 3 uçağın havalanabilir durumda olduğunu, ancak bunların da risk taşıdığını açıklamıştı. Türk Hava Kurumu'nun uçuşa elverişlik sertifikalarının hiçbirine tam tamına 30 yıllık bir pilot olarak güvenmiyorum. 2 tane uçabilir uçak var. Diyelim 3 olsun. Nasıl Avrupa'nın en büyük filosu oluyor?